Herkese merhaba. Bugün 28 Ağustos 2020 Cuma. Haftanın son manşet yayınıyla karşınızdayız. Haftayı kapatıyoruz fakat hafta kendi gündemiyle kapanmıyor ve bambaşka belirsizliklere doğru yürüyoruz. Ağustos ayı bitiyor. Yaz sona eriyor. Takvim itibariyle sıcak bir Eylül ayı başlıyor. Belki Ekim ayı. Sıcak bir döneme giriyoruz hemen her anlamda yani global anlamda da Türkiye ile alakalı Türkiye anlamında da nerede yaşıyorsanız orada. Covid-19 varlığını hissettiriyor ve belki er ya da geç her haneye uğrayacak. Kim ne tahmin ederse etsin, kim ne önlem alırsa alsın, hangi çalışma yapılırsa yapılsın, önümüzdeki yaza kadar dünya, bütün dünya bununla yaşamayı sürdürecek. Temmuz 2021'e kadar herhangi bir plan yapmayın. Buna bağlı olarak ekonomik sıkıntılar, ekonomik daralma, küçülmeler, büyümenin durması, gerilemeler, resesyon, durgunluk bu tarz kelimelerle e, ifade edilebilecek şeyler. devaluasyon, enflasyon vesaire. Bütün bunların hepsi Hayatın her alanında kendisini daha şiddetli hissettirmeye başlayacak. İşsizlik, alım gücünün düşmesi, insanların zorunlu giderlerini karşılayamama hali, kira, faturalar vesaire gibi önümüzdeki yıl içerisinde çok daha yakından hissedeceğiz bunu. Benim yaşadığım ülke İngiltere'de Glasgow'da, İskoçya bölgesi. Bir mülteci kadın açlıktan hayatını kaybetti, ortalık ayağa kalktı. Küçük çocuğunun ağlamaları üzerine komşuları geliyorlar, buluyorlar. Ve nasıl böyle bir şey olabilir diye İskoçya hükümeti ayağa kalkıyor, işte merkezi hükümeti suçluyor, işte diyor ki mültecilerle siz ilgilenmiyorsunuz vesaire, biz de olsaydı böyle olmazdı. Nasıl oldu da biz bunu sahipsiz bıraktık ve nasıl oldu da açlıktan öldü bu kadın? Evet bu münferit bir vaka ve bu vakadan dolayı toplumun ayağa kalkması güzel bir şey. Ve bundan sonra olacak olaylara veya benzeri hadiselere karşı tedbir almak açısından da güzel. Fakat fakat benzeri olaylar artarak devam edebilir. Böyle bir endişeyi de içinde barındırıyor. Çünkü o kadının bir yerde çalışıyordu çalışma izni bitti veya oturma izni bitti. Oturma izni bitince doğal olarak çalışma izni de bitiyor. Oturma izni biten bugün bu dünyada bu koşullarda zaten epey bir zamandır bu ülkede yaşıyor. Ne yapacak? Nereye gidecek? Buna bir şey yapmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Bundan sonra gelecek gele, olası mülteciler için vesaire ne yaparsanız yaparsınız. Kapıda tutarsınız. Başka ülkelerle anlaşma yaparsınız vesaire ama içerideki insanları bir şekilde siz artık topluma kazandırmalısınız oturma iznin bitti hadi bak başının çaresine falan. Bu işin mültecilikle ilgili tarafı, diğer tarafı da bu ve benzer vakaların bundan sonra da artabileceğini gösteriyor. Devletler aklını başına toplamalı. İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. Çok basit gerekçelerle, çok basit sebeplerle ve bürokratik engellerle insanlar hayatını yitirmemeli. Böyle bir gerçeklik var. Ege'de sular ısınıyor bakacağız. Erdoğan'a yenildiler dedim. Aslında farkında değil. Erdoğan'a yenilenler. Kim Erdoğan'a yenildi? Ona da bakacağız. Ege'de sular ısındı, kaynadı hatta. Ve Türkiye e, pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da yalnız Avrupa Birliği'nden yapılan bütün devletlerden yapılan açıklamalar Türkiye'ye destek vermeyen mahiyette, desteklemeyen mahiyette. Ona da etraflıca bakacağız ama dilerseniz önce Erdoğan'a yenildiler. Meselesiyle başlayayım. Burada kastettiğim Erdoğan'a yenildiler meselesi spesifik bir grup değil. Vatandaş, Erdoğan'ın muhalifleri, ulusalcılar, solcular, ne bileyim CHP, Cemaat, liberaller, Kürtler, yetmez ama evetçiler falan anlamında söylemiyorum. Genel olarak Türk muhalefetin ve Türk muhalefeti şu anda e, Türk, muha, mo, Türk Türkiye muhalefetinde e, e, sivrileşen e, sol kesimi kastediyorum. Türkiye muhalefetinin ve özellikle sol kesimin belli sabitleri var. Bu sabitlerden biri de mesela bir sağ alerjisi. E, sağ hep karşıdır. Yani sağı sev, sevmeyebilirsiniz, hazzetmeyebilirsiniz ama Sola laf söyletmezler veya soldan çıkan isimlere, değerlere laf söyletmezler. Fakat sağdan çıkanlara da çıkanları da hiç görmezler. Yani sağdan bir akademisyen çıkmamıştır, yazar çıkmamıştır, düşünür çıkmamıştır, bunlara göre sinemacı çıkmamıştır, gazeteci çıkmamıştır vesaire. Yani Nazım Hikmet abi de eleştirilir, Necip Fazıl görmezden gelir, gelinir. İkisi de dev şairlerdir yani. Öyle bakmak lazım. Başka örnekler vermeyeceğim. AKP rejimi neyse bu müzmin Türk muhalefeti, sol ağırlıklı Türk muhalefeti ezelden beri karşı 2002'de de karşıydı. Yani kurulduğu günden beri karşı. Öncesinde de karşı. 2007'de de karşıydı. 2010'da da karşıydı. Bu iktidar iyi şeyler yaparken de karşıydı. Avrupa Birliği yolunda adımlar atarken de karşıydı. Özgürleşme demokrasiyle demokrasi yolunda reformlar yaparken, anayasa değişiklikleri yaparken de karşıydı. CHP o günkü başındaki Deniz Baykal o anayasa değişikliklerine destek veriyordu ama temsil ettiği muhalefet karşıydı. Tuhaf. Ondan dolayı da e, liberallere, ne bileyim Kürtlere, cemaatlere, sosyal demokratlara, samimi sosyal, batı yanlısı, Avrupa Birliği yanlısı sosyal demokratlara, yetmez ama evetçilere ki 2010 referandumundan bahsediyorum, kimi azınlıklara vesaire hep dudak bükerler. Derler ki, şimdi de siz AKP'yi iktidarını eleştiriyorsunuz, Tayyip Erdoğan'a karşısınız ama biz öteden beri karşıyız. Biz bu adamdan hiç haz etmedik. Biz bu adamı hiç sevmedik. Biz hiç oy vermedik. Dolayısıyla şimdi siz bizim yanımıza geldiniz, yanımızda hizalandınız. Hoş geldiniz. Ama kusura bakmayın, geç kaldınız. Böyle bakarlar. Müzmin bir muhalefet hali bahsettiğim. İflahı mümkün değil, olası da değil. Sadece bir durum tespiti yapma sadedinde söylüyorum. Öteden beri söylediğim bir şey var. Türkiye'de Türkiye'deki meselelere ve Türkiye sorunlarına sağ ve sol kamplardan İdeolojik kamplardan, devrimci sol, devrimci sağ, İslamcı, dindar, muhafazakar, milliyetçi, liberal, Kürt, Kürtçü, din, aklınıza ne gelebilirse. Etnik kökenler, Ermeni, Çerkez, aklınıza ne geliyorsa. Her türlü azınlık, her türlü fikir, her türlü parti, 80 küsür parti varmış. 8 tanesini sayamam ama neyse 80 parti, 80 farklı ideoloji de olsa. Hangi grup olursa olsun hangi sol cemaatler, hangi sağ cemaatler, ha, hangi kamptan olursa olsun bu tarz kamplardan bakma dönemi bitmeden, ortak özgürlükler evrensel değerler etrafında kenetlenmeden çıkış yok. Bu dönemden, bu sarmaldan çıkış yok. Türkiye'de bugün mevcut iktidarın bugünkü durumuna erişmesinde işte bu müzmin muhalefetin çok önemli bir katkısı var. Çok gerilere gitmeye lüzum yok. Çok detay da vermeyeceğim yani 28 Şubat'lara falan gidilebilir, başörtüsüz zulmüne bakılabilir, işte kamuda, üniversitelerde başörtüsüz zulmüne bakılabilir. O gün pek çok insana, vatandaşa çektirilen zulümler, hatta e, psikolojik ve fiziki kimi işkenceler üzerinde durulabilir. Kürt kesimine doğuya, güneydoğuya gidildiğinde pek çok benzer örnekten bahsedilebilir ama daha yakın bir tarihten örnek vereyim. 2007'de mesela, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanacaktı. Bitip gidecekti. Ne olacak yani? Köşke çıktığında gördük 7 sene boyunca ne yaptığını. Aynısını yapacaktı. Ama olmaz olamaz falan filan. Neymiş efendim? Abdullah Gül'ün başı, eşinin başı örtülüymüş de. Kendisi şeymiş. Orası Atatürk'ün makamıymış falan. Yani Turgut Özal otururken, Demirel otururken bir şey olmadı. Fahri Korutürk otururken bir şey olmadı. Atatürk'ün. E şimdi Abdullah Gül oturmasın. daha onursuz, onlardan daha mı onursuz? Hayrun İsa Gül Hanım, diğer first lady'lerden daha mı geri? Neyini gördünüz? Neyse böyle işte bir e, kaşık suda fırtına kopartıldı ve bir 367 garabeti çıkarıldı. Sabih Kanadoğlu. Bak bugün hala bu müzmin muhalefet onun arkasında duramıyor. Duramıyor utançtır yani. O neydi? İşte efendim Cumhurbaşkanlığı seçiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o günkü milletvekili sayısına göre filan neyse ilk iki turunda 367 oy alan Cumhurbaşkanı seçiliyor. E, ve dolayısıyla ilk iki turda genel kuruldaki şeye bakılır, hazirona bakılır, 367'yi bulmadıysa dolayısıyla oylama yapmaya gerek yoktur. Çünkü ilk iki turda gerekli olan şey 367'dir. İlk, ilk iki turda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çoğunluk sağlanamadıysa oylama yapmaya da gerek yoktur falan diye bir kısır döngü, erke döner geci gibi bir şey. onu <laughs> onlar icat etti sonra onun da arkasında durmadılar neyse. Böyle ucube bir şey çıkardılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanma çalışma usulleri bellidir. Kaç kişi, kaç kişi ise ne yani toplanır. O günkü koşullarda işte 180 mi ne işte o civarda 150 ile 200 arasında bir üyeyle toplanır çalışmalarına devam eder. Birinci, ikinci turda 367'yi bulamazsa da üçüncü turda bulur, dördüncü turda bulur neyse filan. Hep böyle seçildi Cumhurbaşkanları. Yok efendim Sabir Kanadoğlu eski köye yeni adet getirdi. Neyse sonra da CHP bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. O günlerde CHP bu tür şeyler Anayasa Mahkemesi'ne yani çıkan her bir şeyi ülkeyi geriletmek pahasına Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor ve sonuç alıyordu. Bunu da götürdü ve sonuç aldı. Anayasa Mahkemesi dedi ki evet evet doğru. 367 diye bir şey var. Eğer genel kurulda 367 milletvekili yoksa oylama esnasında o oylamayı yapmanın manası yok. Tuhaf. Neyse ondan sonra seçime gidilmek zorunda kaldı filan falan. Neticede sonra Devlet Bahçeli girdi. Biz dedi her her halükarda oylamaya katılacağız ve Abdullah Gül hatırlatalım. Halk oyuyla değil gene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Ama anayasa değiştirildi ve Cumhurbaşkanını halkın seçmesi getirildi. İki turlu sistem vesaire. O zaman ki anayasa değişikliği ile oldu bu. Ne zaman? 2007 atlanıyor bu. 2007'nin Eylül Ekim aylarında yapılan anayasa referandumuyla oldu bu. Ve evet Cumhurbaşkanlığı halk seçsin AKP gacırt bir biçimde partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk aşamasını böylelikle bitirdi. Kimi sayesinde? Siz cevap verin. Sonra da işte 2000, 2010 referandumuna çamur atıyorlar. İşte neymiş 12 Eylül 2010 referandumunda şöyle olmuş böyle olmuş. 12 Eylül 2010 referandumunun hiçbir maddesine itiraz edemezler. Ama işte böyle bir ezber oluşturmaya, icat etmeye çalışıyorlar. Kimse de sahip çıkamıyor. Aslında her şey 2007'deki 367 garabetiyle başlamış. Ve bugünkü partili cumhurbaşkanlığına giden yol bununla açılmıştır. Yansıtmakta ustalar. Hukuki bir facia var 2007'de. Bunu da çok iyi bildikleri için hiç üzerinde durmuyorlar ve 2010 referandumuna saldırıyorlar. 2007'de olan bitenleri içinde yaşadık. 2010 referandumu işte neymiş işte ha Hakim Savcılar Kurulu öyle oluşmuş. Ay efendim 2010 referandumunda Hakim Savcılar Kurulu'nun yapısı değişmeseydi bugün Hakim ve Savcılar Kurulu olması gerektiği gibi olacaktı ve adalete hukuka sahip çıkacaktı öyle mi? <laughs> taş taş üstünde kalmadı yahu ülkede. Hakim Savcılar Kurulu mu kalırdı? 2010'da nasıl biçim verilmiş olursa olsun. Bu bir. iki. Hakim Savcılar Kurulu zaten adil bir seçim sistemi getirildi 2010'da. Bir kişi bir üyeye oy verecekti. Fakat bir kişi bir adaya oy verecekti. Bir seçmen bir adaya oy verecekti. Hakim Savcılar Kurulu seçimlerinde. Neyse. CHP bunu da Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Ve iptal ettirdi düzenlemeyi. Ve aday sayısınca kişiye, gruplara oy verilmesinin yolu açıldı. Ve iktidar listesiyle tulum çıkardı. Peki bunun mimarı kimdi? Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP'ydi. Bunun da üzerinde durmuyorlar. Esasen 2010 referandumunu bunu topa tutacaksanız buradan tutmanız lazım. CHP o olayı o şekilde bozdurmasaydı Anayasa Mahkemesi'nde daha adil bir seçim olabilirdi. Hoş, HSK'nın seçimi veya HSK'nın yeni çeyli. ne olmuş olursa olsun, ne olmuş olursa olsun, bugün Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın, öbürünün falan bir hali ortada gene iktidar kendine benzetecekti. Neticede üyelerin vesaire atılma. Yani meclisten de gelse üyeler, seçimle de gelse. ...işte baroların yapısını bile değiştirdi ya o hakim olamadığı için. HSK'nın hakim olamadığı yapısını 10 kere değiştirirdi düzenlemeyle. Anayasa değişikliği paketi, anayasa değişikliği oylanmadı mı 2018, 2017 yılında? Daha önce yapamadıysa oraya koyardı, gene yapardı. Onun için hiç 2010 şeyine falan gitmeye gerek yok. Evet. Sonraki dönemde de e, bu e, sol hatalar hep devam etti. Yani uzatmayacağım. CHP gitti, AKP ile koalisyon görüşmesi yaptı. İşte bugün Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının içeride olmasına yol açan dokunulmazlıklar. Referanduma gitmeden meclisten geçmesini sağladı. Yeni kapı mitingine gitti. O hal sürecine desteğini verdi vesaire vesaire. Tüm bu süreçlerde Türk solunun durduğu yer hep sorunludur. Ve Erdoğan'a yenildiler. Esasen çıkaramadıkları bu. Çıkaramadıkları gaz bu. Yenildiler. Ve havlu attılar. Ondan dolayı sağa sola çamur atıyorlar. Birkaç hafta öncesinin gündemi Muharrem İnce. Nerede şimdi? Fatih Portakal. Üç gün konuşuldu unutuldu değil mi? Üç gün bile konuşulmadı. iki gün konuşuldu. Üçüncü gün unutulmuştu. Havlu attılar. Öyledir. Höt deyince indirirler şeyi. Eh, direnmek, muhalif olmak, inandığı ülküde, inandığı uğurda, tarih ve kader kendisine nasıl bir misyon bitmişse bunu sonuna kadar götürmek kolay mesele değil. Ne ağzımın tadını bozacağım ya tamam yani muhalifliğini ekmeğini yedik ama o da cık, bir yere kadar falan. E yani. Solun durduğu yer hayli sorunlu, muhalefetin durduğu yer hayli sorunlu. Bunu halen de değiştirmiş, değiştirebilmiş değiller. Gidişattan değiştirme düşünceleri de yok onu da söyleyeyim. Tamam gidişattan memnun değiller ama rejimin protokol sıralarında kendilerine ayrılan yerde oturuyorlar. Bakın son bir örnek vereceğim. Yılmaz Özdil geçen okudum Sözcü gazetesinde. Muhalefetin Abdullah Gül'e aday göstermesi halinde Erdoğan'a oy vereceğim demiş bir daha söylüyorum. Muhalefet Abdullah Gül'ü aday gösterirse, gene 2007 kafası bak. Muhalefet Abdullah Gül'ü aday gösterirse ben gideceğim Erdoğan'a oy vereceğim demiş. Hay ağzına sağlık Yılmaz Özdil. Deminden beri bula bula konuşuyorum. Kaç dakika oldu? 10-15 dakikadır. Bütün bu konuşma boyunca anlatamadığım şeyi işte bu cümlede anlatıyorsun. Türk solunun, Türk muhalefetinin hali pürmelali bu. Evet. Erdoğan'a yenildiler derken kastettiğimiz hikaye buydu. Ege'de sular kaynadığı buna bakacağız ama dilerseniz gazete kapaklarıyla bakalım ki, ki muhalif gazetelerde bir endişe, muhalifimsi gazetelerde bir endişe hissediliyor. Gerçi böyle şahin gibi kükreyenler de var ama diğer tarafta artık o topla tüfekle çok çoktan Yunanistan'a girmiş durumda. Bakalım durumlar ne? Bugün Agos çıktı. 28 Ağustos 2020 haftalık gazete Agos Ermeli Cemaatinin gazetesi. Son fetih mozaikler manşetiyle çıkmış. Bizans döneminden kalan tarihi özelliğe sahip ve dünya mirası sayılan kiliselerden Kariye'de camiye dönüştürüldü. Kariye aynı Ayasofya gibi müze olarak hizmet vermekteydi diyor. Yunanistan olayına, Ege'de suların ısınması olayına, Ayasofya'dan bağımsız e, olayını Ayasofya'dan bağımsız düşünemezsiniz çünkü Batı'da en çok Yunanistanı rahatsız etti. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi ve Yunanistan'dan büyük ses çıktı, bir dakika falan itiraz yükseldi. Başka ülkelerde, Vatikan'da veya işte Amerika'da daha Batı'da değil yani Yunanistan'ı rahatsız etti. Ayas, yani şu son dönemde olan biten şeyi şeyden bağımsız da Ayasofya'dan bağımsız da düşünemezsiniz, düşünmemelisiniz. Akşam Vatan Evlatları demiş. Ee, i̇şte efendim hurda toplayan iki çocuk çöpte buldukları tüp tüp bayraklarını çıkarıp tel örgülere asmışlar böyle. Esasen bunun üzerinden bir goy, goy yapılıyor ama o çocukların çöpten nafakalarını çıkarmalarıdır esasen dram. Orada buldukları bayrakları tel örgülere asmaları değil. Aydınlık dolarizasyondan kurtulmak için yedi adım demiş. Allah Allah dış güçlerin oyunu. Yani siz niye böyle yapıyorsunuz ki? Ama bir tanesi var ki evlere şenlik. Dış, dış borçlar bir yıldan daha uzun vadelere taşınmalı. Bu süreç kamu garantörlüğünde yönetilmeli filan. Yani bun, bunun artık bunu değiştiremez ki. Borcun belli ödeyeceksin vadesinde yani. Ha bundan sonra yapacağım borçlanma. Hadi dene bakayım yapabilir misin? Biz demiş olmak için, biz demiştik demek için diyorlar. Bir gün gazetesinin manşeti seminerler sonrası öğretmenler virüse yakalanmış efendim. Virüs eğitim yılına hızlı başladı. Uyarılara rağmen öğretmenlere yüz yüze seminer verilmesi sonrası vaka görülen okul sayısı 80'e çıktı. Bakın şunu söyleyeyim. En önemli, en hayati gerçeklerden biri korona. En hayati gerçeklerden biri Covid-19. Türkiye'de durum aşmış gidiyor. Aşmış gidiyor. Bir iki habere bakalım bu arada. Yok Nihat Hatipoğlu'nu kritik etmeyeceğim. Demiş ki hastalığımıza sevinenler din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti? Nihat Hatipoğlu da Covid pozitifmiş de yani bir kere niye hastalığına sevinirsin? Ayrı bir konu senin hastalığına sevinenler, senin sen hastalandın diye sevinenler niye din düşmanı olsun? Neyse bunu geçeceksiniz. İktidarın sağlam kalemlerinden Hande Fırat yazmış. Salgın kontrolden çıktı diyor hürriyetteki yazı. Salgın kontrolden çıkmış durumda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan söylemiş efendim. Bu sözleri duyunca irkildim diyor. Sorun büyüyor. Virüsü adeta ensemde hissediyorum. Evet. Hiçbirine güvenmiyorsanız buna güvenin hani yandaştan getirdim yani. Daha ne olsun. Evet. Bir sürü vakalar var. Teyit edilmiş vakalar, belgeli vakalar. Türkiye bugün şu kadar kişi öldü diyor Sağlık Bakanlığı. Bir bakıyorsunuz bir vilayette sadece o kadar insan ölmüş. Ankara Tabip Odası Başkanı açıkladı. Hadi yerini de vererek söylüyorum. Dedi ki Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı vaka sayısı neyse Ankara'da bu kadar vaka var. E geriye kalan 80 vilayet? Milletvekilleri, Bürokratlar, tabip odaları başkanları, artık bir noktadan sonra dayanamayanlar, açıklanan rakamlar yanlış 5-10 katı en az diyorlar. Belki daha da fazla. Rakamlar bir yana her yanı sarmış durumda. Artık yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatakları, acil servisler falan yani... Yoğun bakımlık olmayan hastalar evlerine gönderiliyor. Belki hastanede müşahede altına alınması lazım ama yer yok, yatak yok. Onları bile evlerine gönderiyorlar. Yolun sonu karanlık. Tabip odaları başkanları salgında son tabloyu anlattı. İmdat çığlığı atma noktasındayız. Tabip odaları başkanlarından geliyor. Ali Karakoç, durum çok kötü. Bakanlığın açıkladığı 1500'lü rakamlar Ankara'nın rakamı bile değil. Sağlıkçılar tükendi. Güvenlik soruşturmaları atamaları engelliyor. Diyarbakır Elif Turan demiş ki yeni yoğun bakım yerleri açılıyor. Yatak sayısı artıyor ama açıldığı gibi de doluyor. Her gün bir iki arkadaşımız enfekte oluyor. Adana Doktorlar her gün hastaları nereye yatıracağız diye birbirine soruyor. Bursa pozitif hasta yakınlarına test yapılmıyor. İzmir testler yetersiz. Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Zirve. Gene İstanbul. İş yerlerinde önlemler yetersiz. Kademeli mesai sistemine geçildi. Şu beş doktor. Son bir haftada bu beş doktor ölmüş efendim. Fotoğrafları görülen altında isimleri yazan doktorlar. Ve böylelikle ölen hekim sayısı 32'ye çıkmış. Dünya Gazetesi'nde çok bir şey yok, Türkiye 5G'de altyapı teknolojisini geliştirdi, Merkez Bankası fonlama maliyetinde artış sürüyor, Fed'in faizinde acelesi yok vesaire, vesaire. Devlet Su İşleri Giresun'daki taşkın alanlarını yıllar öncesinden tespit ettirmiş, bu haritalar boşa mı çizildi diyor Evrensel. Hayır boşa çizilmedi ama sadece şunu söyleyeyim, devlette hiçbir şey ihmal olmaz. Müfettişleri vardır, denetleyicileri vardır, mühendisleri vardır. Gerekli her şeyi yapar mevzuatlar çerçevesinde ve işini iyi yapan insanlar da bunu yaparlar, raporlarlar. Denetlenir de bu, çek edilir. Fakat gereği yapılmaz efendim. Bu bin yıldır böyle. Bir yakınım vardı devlette bir kurumda baş müfettiş olarak çalıştı uzun yıllar. Sordum dedim ki yani bugüne kadar değerlendirilmiş bir teftiş rap. Her şeyi yazdım devletin önüne koydum ama bir tanesi bile değerlendirilmedi demişti. Emekli olmuş. Üzmez mi bu insanı? Üzer. Bu böyledir. Yani devlet su işleri Giresun'daki taşkın alanlarını yıllar öncesinden tespit ettirir efendim. Bakın bunlar da böyle haritaları. İşte bu alanlar falan böyle işte renklerle falan falan Giresun bu şekilde böyle raporlanmış. Ama o iş. Hürriyet Düpedüz sapıklık demiş. Yazar Musa Din çocuklara Gül ve Düşün adlı bir masal kitabı yazmış da orada işte efendim vesaire biliyorsunuz tecavüz vesaire değişik böyle hayvanlar üzerinden insanların iç dünyasındaki artık şeyin çıkması bilinçaltının dışa vurumu mu diyeyim neyse çok da fazla bugün bu saatte bu konuya girmeye gerek yok. Derinlerde daha çok gaz olabilir demiş. Enerji tabii Kaynaklar Bakanı. Berat'tan sonra topu o aldı ve çeviriyor şu anda. Asıl işin sahibi Enerji Bakanı esasen. E, olabilir. Evet. <laughs> ya her yerde gaz var. Al eline haritayı. O de herhangi bir yere işaretle ve orada son, var orada da var. Mühim olan o rezervin ekonomik olup olmaması verimli olup olmaması, orada oraya yatırım e, yapmaya değer olup olmaması, süreler, piyasa, fiyat, istihdam, feasible olup olmaması, tek kelimeyle, yabancı bir kelime ama başka kelime Türkiye, Türkçe'de karşılamıyor. Onun işte mealini biraz önce anlattım ama yani feasible mı değil mi? Bu kadar basit. Her yerde var rezerv. Evet. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Yavuz faz 3 için Türk gönüllü aranıyor demiş. Çin, Alman, Amerikan yapımı iki ayrı aşının son aşaması faz 3 denemelerinin Türkiye'de yapılacağını açıklamış. Bu konuyla ilgili bütün haberleri okuyorum. Dünyada birkaç aşı çalışması öne çıkıyor. En öne çıkan gelişme İngiltere'de hala Oxford'da yapılan çalışma. AstraZeneca'da e, bu aşının e, anlaşmalı ülkelere dağıtılmasını şimdiden üstlenmiş durumda. Üretimle ilgili planlamalar da yapılıyor ama daha henüz aşı geliştirilmiş değil. Son aşama hala test ediliyor. İşte bu birkaç ay sürecek, okey alacak, ondan sonra üretime geçilecek, sonra dağıtım uygulaması var. Nereden bakılırsa bakılsın bu sene artık yetişmesi mümkün değil. Tamamen 2021'in ilk yarısı olabilecek olan bu. E, işin ekonomisi, işin pratiği ortada. Evet fiili aşamalar belli. Yok efendim henüz. Yani onu da söyleyelim. Henüz yok. İngiltere'deki Oxford'da geliştirilmeye çalışılan aşı ile ilgili olarak da en az 7-8 ülke buna şu anda ortak. Amerika, Kanada başta, Avustralya, Belçika, Hollanda gibi, Fransa gibi. Bunların Atatürk bayramlarına bir alerjisi var. Evet var baştan beri böyle. Yapın alternatif kutlamanızı. Yani şu anda gerçekten gündemler biraz bu değil. Yok Malazgirt'te 30 Ağustos'tu vesaireydi. Demin de beri konuşuyoruz bambaşka dertler var. Yarın öbür gün bu dertlerden sıyrılır ve o zaman gerçekten milli bayramlarımız, dini bayramlarımız hakkıyla eda edilir. Diyelim daha fazla bir şey demiyorum. Kutlamıyorsa resmi olarak Ankara alternatif kutlamanı yap. Asgari azami 9 gün yetiyor neymiş efendim açlık yoksulluk araştırması son araştırmaya göre ağustos ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2383 TL olmuş yoksulluk sınırı ise 7764 TL milli gazetenin manşeti evet casus belli geçerli kasus belli diye geçiyor ben de şimdi Türkçe okudum bunu kasus belli bir e, uluslararası tabir savaş nedeni e, manasına geliyor. Ege Akdeniz'de Türkiye'ye karşı tehlikeli adımlar atan Atina, İyon Denizi'ndeki karasularını 12 e, mile çıkarmaya hazırlanıyor. İyon Denizi denilen yer e, Yunanistan'la İtalya arası. Orada zaten Türkiye Türk Ege Denizi gibi yoğun ada şeysi yok. Orada e, 12 mile değil 20 mile de çıkarsa İtalya ile herhangi bir ihtilaf yaşaması mümkün değil. Çünkü İyon Denizi'nde böyle kalabalık bir ada grubu yok vesaire. Korfu adası var. O da zaten Yunanistan tarafına yakın. Konuşacağız. Gazete Pencere yaşayabilirdi manşetiyle çıkmış. Evru Timtik 234 238 gündür ölüm orucundaydı. Adli tıp cezaevinde kalamaz raporu vermişti. Talebi adil yargılanmaktı. Dosyası yargıtaydaydı ama sonuç alamadan hayatını kaybetti. Aytaç Ünsal'ın da durumu kritik. Bu tür vefatlarda e, dirisin dirisiyle mücadele ettiği yetmiyormuş gibi devletin ölüsüyle de mücadele ediyor. Cenaze işte efendim alınması, defni vesaire her şeyi olaylı geçti. Bundan önceki yoldaşlarının, arkadaşlarının e, cenazelerinin başına geldiği gibi. Ebru Timtik evet ölüme yatmıştı. Evet ölüm orucundaydı. Evet sonu belli bir eylem koymuştu. Bir deri bir kemik kalmıştı hepsi kabul. Tek arzusu vardı adil yargılanmak. Taleplerine devlet biraz kulak kabardı, kabartsaydı, biraz kılını kıpırdatsaydı bunlar olmazdı. Aynı durum Aytaç Ünsal için de geçerli. Göz göre göre öldü, hatta öldürüldü. Böyle bakmak gerekir. Onun ötesini, önünü, arkasını yargılama, kritik etme dönemi değil efendim. Posta gazetesi ilk aşı denemeleri Eylül'de başlıyor demiş. İşte o da burada. Efendim. O arada 150 ülkeden daha zengin başlığı dikkat çekici Amazon. Hisseleri %3 artmış. Gene CEO'su Jeff Bezos da serveti 205 milyar dolara ulaşmış. Bu dönemde tabi online alışveriş Amazon gerçekten patladı yani. Evet sabah gazetesinde. Dişe dokunur, hiçbir şey yok. Çorba gibi bir sayfa. Millet sefalet içindeyken devlet har vurup harman savuruyor. Sözcü dört dörtlük israf. Kayseri Belediyesi'nin lüks yabancı makam aracı şartı. Diyanet 2021 takvimi için 10 milyon lira harcayacakmış. Konya Belediyesi Malazgirt için 319 bin TL harcamış. Başakşehir Belediyesi için 130 milyar liraya yeni bina yapılıyormuş filan. Ama en e, hakiki gerçek gene burada bir haftada 5 doktor virüse yenik düştü. Cumhuriyetten getirmiştik, buradan bir kere daha getiriyorum ekrana ve herkesin gözünün içine sokmaya çalışıyorum. Türkiye Açık Hava Hastanesine döndü demiş Çıra Çıray iyi partili. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler güvenilir değil, o rakamları onla çarpın diye de eklemiş. Tiryakiler ekonomi diyor. TR724'ün manşeti. TR724 manşetinde sigara fiyatları o kadar zamlandı ki efendim diyor. Ve insanlar artık tütün alıyorlar ve kağıda sararak bunu tüketiyorlar ve bu da diyor alternatif kayıt dışı bir ekonomiyi patlattı diyor. Devlet bunu yasakladı Türkiye'de. Yasakladığı için de olay merdiven altına indi. Dolayısıyla milyarlarca TL'lik bir kayıp var diyor. Bu tür konular yasaklanacak konular değil. Bu tür konular legal olarak yapılmalı ki işin bir ekonomisi olsun ve kimse kaybetmesin. Devlet de vergi gelirlerinden olmasın. Bu olaya böyle bakmak gerekir. Evet, Batı'da da böyle bir durum var. Ben çokça görüyorum yolda sokakta insanlar paket sigara çok pahalı olduğu için çünkü üzerinde gerçekten sigara tüketimini azaltmaya teşvik etmek için çok vergiler konuyor ve maliyetinin çok üstünde satılıyor sigaralar. Türkiye'den de pahalı satılıyor öyle söyleyeyim. Bugün Avrupa'da herhangi bir ülkede bir paket sigara almak ateş pahası. 10-15 euro veya pound ödüyorsunuz. Bir de bunu <laughs> 7 ile 8 ile çarpın TL olarak. Türkiye'de 15 TL olduğu için sigara paketleri millet şikayetçi ama onun 7-8 katına satılıyor Avrupa'da. Uzatmayacağım. Avrupa'da da bu son derece yaygın. Görüyorum yolda sokakta insanlar tütün alıyorlar. işte kağıda sarıp filan ihtiyaçlarını görüyorlar. Ama dediğim gibi bunlar marketlerde büfelerde legal olarak satılıyor ve dolayısıyla üretime bir katkısı var. Vergiye ekonomiye de bir katkısı var. Merdiven altında değil efendim. Denetimsiz harcamalar krizi büyütüyor. Yeni Asya 2020 bütçesinin dörtte biri İç dış güvenlik, yargılama ve denetim dışı savunma harcamalarına ayrıldı demiş. İbrahim Özdabak karikatürü de harcama, israf, denetim. Evet, denetim gitmiş durumda hep söylüyorum. Dilimizde pelesenk oldu. Ee, harcama ve israf, denetimde düşünce ölümler başlar. İşte ya En kötüsü o, o denetim tabelası düşünce ölümler başlar, kazalar başlar, kayıplar başlar. Geçim zorlaştı. Yeni mesajın manşeti e, Türk İş Ağustos ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2384 TL olarak açıkladığı diyor. İki aya yeni müjde gelebilir. Enerji bakanını yeni şafak e, manşetine çekmiş. Yani olabilir, yapabilir, ebilir, abilir. İşte böyle yürüyoruz. Vatandaşın derdi ekonomiyi yeni çağın manşeti. Atina'ya sert uyarı kimsenin yolumuza çıkmasını çıkmamasını tavsiye ediyoruz. Hulusi Akar son dönemde sesi gür çıkmaya başladı. Bununla ilgili de konuşacağız. Yargı tecavüze rıza gösterdi. Tecavüz sanığı Musa Orhan'ı tahliye eden mahkeme gerekçeli, gerekçeli kararında rıza var dedi diyor. Yeni yaşamın manşeti efendim. Geçelim e, Ege gündemine geliyoruz. E, en kızgın ülkeler sıralaması efendim, Statista'nın araştırması. İlk sırada Ermen e, Ermenistan var, ikinci sırada Irak, üçüncü sırada İran, e, Filistin bölgesi, Fas ve efendim evet altıncı sırada Türkiye var yüzde 40'la. Nijer, Çat, Libya diye sıralama devam ediyor ama dikkat ederseniz müreffeh ülkeler, batı ülkeleri veya gelişmiş ülkelerin hiçbiri yok. ilk 10'da 12'de. Çok kızgın bir millet olduğu Türkiye ve Türkiye halkları da o açıdan kimseyle dalaşmayın. Ben 5 yıldır, 6 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Kimseyle dalaşmayın. Aman. Ankara Tabip Odası Başkanı'nın başkentte pandemi hastanelerinde yatak kalmadı, hastalar kuyrukta bekliyor uyarısını e, getirmiştik. Fakat Fatih Altaylı'nın sağlık sistemi çökmek üzere kimse devleti, bakanlığı falan da suçlamasın lafı evlere şenlik. Evet, e, hastalar kabahatli efendim, hasta olmayacaklar. Hasta olmayacaklar. Niye hasta oluyorsunuz yani? Evet bu da Emru, Ebru Timtik'in son fotoğrafı zannediyorum. Hastane e, demir parmak hastanede tedavi altındayken demir parmaklıklar altında yitip gitti. 40 yaşındaydı galiba avukat Ebru Timtik. Şimdi gelelim Ege'de suları kaynadı meselesinin biraz daha detaylarına. Yunanistan ezelden beri aynı kıta sahanlığı, kara suları vesaire meselesini götürüyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu anlaşılmayan konu bin yıldır var. Bin yıldan kastım Malazgirt'ten beri değil elbette de o lafın gelişi söylüyorum. Ezeli bir sorun yani bu. Çözülemedi. 50'lerde var, 60'larda var, 70'lerde var. Hep var yani. Şimdi tabii Yunanistan haksız. Yani mesela şu kırmızı çizgi Yunanistan'ın hak iddia ettiği çizgi. Burada Castello Rizzo denen yer Meis Adası. İşte diyor ki burada benim diyor kaşık kadar bir Meis adam var. Bundan dolayı diyor benim diyor işte kara sularım bu kadar olacak falan. Şimdi e, inter e, uluslararası kurallar e, mavi çizgiyi esas alıyor. Türkiye'de hayır kardeşim diyor. Ben diyor yeşil çiz. Benim iddiam bu diyor. Şu diyor. Yeşil çizginin içerisi benim. Şimdi Mavi Batan iddiası da bu daha ve bu grafiğe getirdiğim ekrana haritayı daha doğrusu. Karadeniz'de bir problem yok görüyorsunuz. Karadeniz'in yarısı hiç burada hiçbir problem yok. Ada falan da olmadığı için Rusya'yla, Romanya'yla, Bulgaristan'la anlaşılmış bir şekilde bu sınırlar tamamen Türkiye'nin egemenlik hakları olan bölge ve orada zaten Türkiye gaz arıyor vesaire ve orada herhangi bir kimsenin de bir itirazı yok. Şimdi buraya geldiğimizde Esasen Ege Denizi'nin de benzer bir sınır olması lazım. Ben buna itiraz etmiyorum. Buralarda sizin adalarınız var diye siz sınırı buraya kadar çıkar yani Yunanistan iddiası çok da fazla doğru değil. Türkiye'nin burnunun dibine kadar, Türkiye'nin koylarına kadar girmiş adalar üzerinden bütün Ege Denizi'nde bir hakimiyet iddia etmek akla yakın değil. Hatta meşhur Yunan müzisyen Theodorakis demiş ki işte efendim Atina'ya yakın adalar var şurada. E orada şimdi onlar Türklerin olsaydı ne olacaktı? Anlayış gösterelim Türklere demiş. Haklı haksız değil. Böyle bir durum. Ama şu aşamada bu konuda diretme ve bu konuda e, gerekirse dişe diş, kana kan, göze göz falan demenin de bir manası yok. Ç şeye gidiyor. Yalnız Türkiye. Yani Avrupa Birliği, bütün ülkelerin açıklamalarına bakıyorum. Fransa başta Almanya... Fransa ve Almanya başta ki Avrupa Birliği demek öncelikle bu iki ülke demek. Fransa ve Almanya başta Türkiye yalnız. Türkiye tezlerini kabul ettirememiş durumda. Dolayısıyla tansiyonun düşmesi, düşürülmesi gerekiyor. Fakat Türkiye bunu kaşımayı tercih etti. Şimdi bakın burası işte Karadeniz'deki hikaye. Benzer bir hikaye aşağıda da olsun diyor. İngilizce. Şimdi zaten Fatih sondaj gemisinin gidip orada sondaj yapması ve orada gaz bulundu açıklaması da bunu destekliyor. Bak, biz orası bizim bölge. Gazı da bulduk. Ekonomimizi efendim coşturacağız. İç kamuoyuna. İç kamuoyu diyor ki, "Aa bak, Karadeniz'de gaz bulundu. Ekonomi coşacak. Doğalgaza para ödemeyeceğiz." Troll başı çıktı böyle dedi. 2023'te doğal fatur doğalgaz faturasına para ödemeyeceksiniz. Doğalgaza para ödemeyeceksiniz dedi. Doğalgaz gaz faturası olmayacak dedi. Böyle dedi ya. Sonra ikinci bir yayında bunu bir kere daha teyit etti yani dil sürüşmesi falan değil. Onun ne dediğinin önemi yok. Yerin dibine batsın ama önemli olan millet yani. Şimdi millet bu yalanlara inanıyor. Şimdi millet bakıyor ve Karadeniz'de böyle bir gaz bulunmuşsa o zaman Akdeniz'de de vardır. Dolayısıyla Akdeniz'de neden bizim sismik ve sondaj gemilerimizde ve niye acaba işte Yunanistan orada hak iddia ediyor filan falan orada da gaz var ve Türkiye orada da. Dolayısıyla iç kamuoyuna dönük olarak Karadeniz üzerinden Doğu Akdeniz'de haklılığını Ankara'nın Tayyip Erdoğan rejiminin millete kabul ettirme projesi. Böyle bakın. Bakın bu örnek İngiltere Fransa arasından çok iyi bildiğim bir örnek burası Maç Denizi denen İngiltere'de de English Channel yani İngiliz kanalı denen bölge Burada Birleşik Krallık kıta sahanlığı ile Fransa kıta sahanlığı görüyorsunuz kanalın tam ortasından geçiyor Gerçi bu uzun süren mücadeleler ve mahkeme kararıyla kesinleşmiş ama uluslararası İngiltere'nin burada adaları var Gensia adası var, Jersey adası var Ve İngiltere benim buralı adalarım var diye kıta sahanlığını buraya kadar uzatmıyor oradaki adaların kendi çevresinde artık kaç milse 6 mil galiba bir kendi çevresinde bir şeysi var. E, koruması var veya işte efendim bir kıta sahanlığı var. Ya kıta sahanlığı dediğim at, ada sahanlığı diyeyim. Ada sahanlığı var ama onun dışında kanal tam ortadan ikiye bölünmüş durumda. Şimdi Yunanistan'ın bir diğer iddiası da işte 6 milden 12 mile çıkaracağız. 6 milde zaten durum böyle. 12 mil olduğunda Yunanistan Ege Denizi artı tam anlamıyla hareket edilemez bir, bir tam Yunan Yunan gölü an, haline geliyor. Ve bu 6-12 mil meselesi ezelden beri var. Akla hemen Demirel'in lafı geliyor. Daha evvel bu yayında bir kere daha söylemiştim. Bu 70'lerde de var aynı hikaye. Hatta o zaman o zamanki sismik araştırma gemisini gene Ege'ye gönderiyor dönemin hükümeti. 1976 galiba 44 sene önce. Demirel diyor ki o günkü tartışmalar sürerken işte efendim Ege Denizi bir Yunan gölü değildir. Ege Denizi bir Türk gölü değildir. Binaenaleyh Ege bir göl değildir. <laughs> evet çok haklı, çok doğru. Demirel'in böyle beylik lafları var ama güzel bir laf yani. Ege bir göl değil yani. Ne Yunan gölü ne Türk gölü. Ege bir deniz ve orada da bu kıta sahanlığı meselesi esasen şu haritada da olduğu gibi işte efendim Yunanistan'la sınırın yukarıda başladığı bölgeden böyle ortadan bir çizgiyle bu şekilde gelmeli. Elbette çizginin doğusunda kalan adaların kendi sahanlığı olabilir ama Ege Denizi ortadan ikiye bu şekilde bölünmeli. Bu dediğim gibi ezelden beri devam eden bir tartışma, bir mücadele. Bugün şey yapılacak hali yok. Hall olacak hali yok ama Ege'de sular kaynadı. Türkiye ee, Evet şu grafikte konuşmaya devam edeyim. Türkiye Doğu e, Karadeniz'de bulduğu, ilan ettiği gazın da etkisiyle Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma gemileriyle vesaire işi öyle bir noktaya getirdi ki tarihin daha önceki benzer dönemlerinde olmamış bir şekilde sıcak çatışma riski çok yükseldi. İş o noktaya geldi. Eli kulağında, belki biz bu konuşmayı yaparken, belki sonrasında, belki hafta sonu, eli kulağında bir sürtüşme, bir bir arbede çıkması, bir hadise çıkması, çok yakın bir deniz, ee, belki Denizde geçecek bir çatışma ya da havada geçecek, işte iddialaşıyla falan başlayacak ve arkasında işte insanların, işte askerlerin özellikle kara ve deniz gücünün yaka paça olacağı sıcak bir sürece girilmiş gibi. Ekonominin geldiği noktada ortada, covidin geldiği nokta ortada, salgının geldiği noktada ortada, geldiği nokta ortada, boşlar çevrilemiyor ortada, iktidar sıkışmış durumda, ve bir mavi vatan, kızıl elma vesaire bir milli e, destansı bir hava, bir milli mücadele falan şeyiyle yeni bir e, süreç dayatılıyor veya e, yeni bir plan yapılıyor olabilir. Çok alamet belirdi. Batı ne derse desin çok fazla dinlenmiyor. Avrupa Birliği dinlenmiyor. Uyarılar e, kale alınmıyor. Sıcak bir şeye doğru gidiyor. Her şey olabilir yakın bir zamana kadar bir çatışma, bir müdahale, bir sürtüşme vesaire falan çok ihtimal vermiyordum. Artık veriyorum. Türkiye'nin hafızası, Türk toplumunun hafızası yok. Afrin ne oldu? İdlib ne oldu? Münbüç'e girdik ne oldu? Giriyorduk hani filan Irak, Suriye, öbürü beri ki. Hani ne oldu orada durum ne falan diye sorduğunuzda hadi canım şimdi siz mavi vatan falan. Evet. Böyle bir sürece girildi. İktidarın belli ki böyle bir şeye ihtiyacı var, çok sıkışmış durumda diyebileceğim bu. Türkiye'nin acı gerçeği ise Büşra Öztaş'ın mesajı. Mevlüt Öztaş'ın kızı ki geçtiğimiz günlerde pankreas kanserinden vefat etti. Hastalığının son evresinde tahliye edilmiş idi. Babam diyor, tahliye olmadan önce hastalığıyla ilgili raporların tarafına teslim edilmesini defalarca dilekçelerle talep etmiş. Tahliye olduktan sonra da telefonla istemişti. Bir telefon görüşmesinde raporlar tedavim için gerekli. Ölünce mi göndereceksiniz demişti. Raporlar bugün geldi diyor. Yani öldükten sonra. Böyle bir durum. Bu Türkiye'nin durumunu da anlatıyor. İş işten geçtikten sonra belki bir takım şeyler ortaya çıkacak ama o zaman da artık bir şeysi olmayacak. Yeni Şafak Almanya'ya ayar vermiş efendim. Alman ZDF kanalında Türkiye'deki cezaevindeki ee, çocuklar vesaire falan böyle gösterilmiş. İşte Çocuklar cezaevinde anneleriyle beraber falan. Yalan mı yani? Gerçek. Böyle bir şey yoktur diyebiliyor musunuz? Çocuk cezaevine döndü cezaevleri. İşte Türkiye nasıl gerçeklikten koptu? Savaş programın e, şu şeyse her şeyi anlatıyor esasen. Aynen okuyacağım ve geçeceğim. Az önce bir taksiciyle sohbet ettik. Bana havaalanında çalışıyorum. Gün içinde sadece iki yolcu aldım. İşler çok kötü dedi. Ona sebebinin ne olabileceğini sorduğumda hepsi ABD'nin, İsrail'in, Yahudilerin yüzünden. Bize kumpas kuruyorlar dedi. Sustum bir şey demedim diyor. O arada efendim Özer Sencar Metropol'ün yeni araştırmasını e, müjdelemiş. Ağustos raporu tamamlandı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin seçmenin oy verme davranışına etkisi kalmadı demiş. Gazı doğal gazı sormaya gerek olacağını sanmıyorum diye de eklemiş. Son mesajımız Sanayi Bakanı'ndan gelsin. 2030'da elektrikli, bağlantılı ve otonom araç üretiminde Avrupa'da lider olmayı hedefliyoruz demiş. Yiyor bir kitle çok affedersiniz ve onlar da böyle konuşuyorlar. Aşağıdaki kitle yemese bu lafları, yaşa var ol demese, inanmasa Böyle zırvalamazlar. Emin olun zırvalamazlar yani. Ege'de sular kaynadı ile yavaş yavaş bitirelim mi? Ahvalden bir haber getireceğim. Merkel diyor ki, Doğu Akdeniz'de safını seçti. Tüm AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü. İyi okuyun. Bir diğer şey Akit TV'de profesör lakaplı bir Ebu Bekir Sofoğlu diye birisi konuşmuş. Yunanistan metroseksüel avratlarla dolu. Affedersiniz. Erkek görünümlü avratlarla dolu. Bunlar bir sefer savaştan kaçarlar. İki tek tahlil noktam bu değil ki. Ben tek böyle böyle zırvalar. Hitler nasıl Polonya'ya anında girdiyse biz Yunanistan'a adeta elimizi kolumuzu sallaya sallaya gireriz bak sen. Yani bunlar söyleniyor ve millet bunları alkışlıyor. O arada şunu da vermeden geçmek olmaz. Gazeteciler Büyük Çamlıca Camii'sinde cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını mikrofonlarını havaya kaldırarak kaydetmeye çalışmışlar efendim. Gerçek görüntü zeytin falan değil. Mikrofonları kaldırmanıza da gerek yok. Şöyle elinizde tutsanız zaten o sesi alır. Ayrı bir konu. İşin teknik tarafı ama gazeteciliğin düştüğü hal. Sen onu uzatsan ne olur, uzatmasan ne olur. Zaten 150 tane kamera çekiyor. 300 televizyondan yayınlanıyor şöyle böyle. Erdoğan'ın konuşmasını mı atlamış olacaksın? Haber merkezine döndüğünde. Ah Erdoğan'ın konuşmasını kaçırdık. Bizim kamera sesi de kaydedemedi. Görüntü de yok falan. İşten mi atacaklar seni? 500 kere bulur istibara şefim merak etme. Evet. Böylelikle bir haftayı daha Ege'de sular kaynadı başlığıyla kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları efendim. Pazartesi görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.